Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Sayın Alev Türe ile birlikteyiz. Öncelikle 14 Mart Tıp Bayramınız, haftanız, gününüz kutlu olsun Sayın Başkanım. Zor bir yıla başladık 2020 ile birlikte. Koronavirüs salgını en popüler dünya çapında bir salgın olarak kendini gösterdi. Öncelikle dilerseniz bu konuya değinelim. Tabip Odası Başkanı olarak, bir hekim olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Korunma yönleri, korunma noktasında artı hava sıcaklığının yükselmesiyle bu tehdidin kalkacağına ilişkin değerlendirmelere katılıyor musunuz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı bizim bütün sağlık çalışanları adına çok önemli ve özel bir gün. Bu sene maalesef biraz 2020 yılında ülkemiz için istemediğimiz olayların geliştiği bir yıl oldu ama en sonunda da bu koronavirüs salgını. Ben ilk önce tüm hekim camiamızın, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Şu anda ülkemizde başta Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu çok önemli tedbirler var. Belki bizden daha bu konuyla ilgili ileri düzeyde olan ülkelerde bile, vakaların çok olduğu ülkelerde bile bu tedbirler alınmadı. O yüzden maalesef yayılması ve ölüm oranları arttı. Ama şu anda bakanlığımızın yürütmüş olduğu, başkanlıkların yürüttüğü çalışmalar gayet yerinde. Yani hep dediğimiz olay, 60 yaş üstü risk faktörü, 60 yaşındaki üstündeki insanların mümkün olduğunca dolaşıma katılmaması lazım, dışarıda dolaşmaması lazım. El hijyeni çok çok önemli. Hasta, grip olan kişilerin aksırma, hapşırma durumunda yapmaları gerekenler çok önemli. Aslında biz bunu daha önce domuz gribi döneminde de yaşadık. Nasıl hapşıracağız, nasıl ağzımızı kapatmamız gerektiği, nasıl ellerimizi yıkamamız gerektiği. Bu konulara kendimiz ve etrafımızdaki insanlara titizlikle uymalarını sağlarsak şimdi inşallah bunu az zararlarla atlatacağımızı hükümetimizin de tedbirleriyle düşünüyorum. Tabi sıcaklığın artmasıyla ortamda yaşaması virüsün zorlaşıyor, yaşamıyor. Bu ultraviyole bu anlamda etkili. İnsan bedeninde canlı da yaşayabiliyor ama ortamda yaşaması zorlaşıyor. O yüzden sıcaklıklar arttıkça da etkisini ve etkinliğini yitirecektir diye düşünüyorum. Peki tekrar 14 Mart özeline, Tıp Bayramı ve haftası özeline dönersek. Siz vilayet özelinde, Afyonkarahisar özelinde ilk kadın oda başkanısınız. Evet. Tabipler Odası'nın bir anne olarak, bir kadın olarak, bir hekim olarak. Mesleğe dair neler konuşmak istersiniz ki insanın doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında aslında paha biçilemeyecek, maddi karşılığı ölçülemeyecek bir işle uğraşıyorsunuz. Hekiminden hemşiresine, hasta bakıcısına ve hatta şirket çalışanına kadar. Bu noktada neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Evet, gerçekten zor ve özverili bir mesleği yürütüyoruz. Sağlık alanı bir kere kadınların çok olduğu bir alan biliyorsunuz sektörel olarak. Ve biz her şeyden önce anneyiz, her şeyden önce eşiz. Ama belki de şu yönden de bakıyorum. Anne olmak, aile olmak, bir ebeveyn olmak bunlar insanın içindeki şefkat duygusunu, içindeki merhamet duygusunu da daha da böyle biraz yontuyor, biraz daha güzelleştiriyor diye düşünüyorum. Bunları biz hastalarımıza, çevremize, bize ihtiyaç duyan insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıtabiliyorsak da ne mutlu. Tabii ki zor. Yani yeri geliyor, çocuğunuz paçanıza yapışmış, anne gitme, anne bugün burada kalalım derken siz gitmek zorundayım diyorsunuz. Çünkü sizi bekleyen hastalarınız var, size ihtiyacı olan insanlar var. Yeri geliyor, siz kendi evladınızı ihmal edip sadece işte işinizle alakalı konularla ilgilenmek üzere ayrılabiliyorsunuz.
Zor ama ikisini dengelediğiniz zaman ve sonuçta onlar da alışıyorlar sizin bu çalışma tempoya. Güzelliği çok fazla. Ben 25 yıllık hekimlik hayatımı tamamladım. Herhalde bir daha dünyaya gelsem ben gene hekim olurdum kesinlikle. Her mesleğin olduğu gibi elbette sağlık çalışanlarının, hekimlerin de ortak dertleri, mesleğe özel sorunları var. Gerçi dünya genelinde bir toplumsal bir sorun olmakla beraber hoşlanmadığımız ama her geçen gün artan sayıda sağlık çalışanında şiddet olaydır. İlimizde, il genelinde bu vakalar sıkça yaşanıyor mu ya da bir artış var mı Sayın Başkanım, sizlere yansıyan? Ben bu konuda Afyon halkına özellikle teşekkür ediyorum. 2 yıllık Tabip Odası Başkanlığım döneminde bana yansıyan herhangi bir sağlık çalışanına veya hekim arkadaşıma yapılan bir şiddetle karşılaşmadım. Mesleğimizin kıymetini biliyor, değer veriyoruz. Halkımız da bu yönde bize destek oluyor. O yüzden bir rastlamadım ama maalesef ki yurt genelinde bazı vakalar oluyor. Halbuki gerçekten sadece isteği sağlık vermek olan, elleri sağlık veren insanlara el kalkması, onlarla ilgili herhangi bir şey yaşanması hiçbir şekilde doğru değil. Üzücü olaylar olarak addediyorum. Bunların sayısının çok çok azalmasını, hatta ortadan kalkmasını, bu konuda insanların gerçekten duyarlı olmasını istiyorum. Yani şunu söyleyeyim, bakın şu anda birçok meslek grubu belki tatile girmişken veya işte bir şekilde hizmette geri çekilmesi gerekmişken koronadan dolayı sağlık çalışanları işlerinin başında. Hepimiz tam kadro çalışıyoruz. Çocuklarımız evde ama biz iş yerimizdeyiz. O yüzden sizin için çabalayan, sizin için bir şeyler yapmaya çalışan ve tek amacı sağlık vermek olan, sizleri mutlu etmek olan sağlık çalışanlarına lütfen dokunmayın diyorum. Meşgul etmişken bu vesileyle söz etmek istediğiniz ya da konuya ilaveniz var mı Sayın Başkanım? Konuya ilerlem şu, özellikle bu koronavirüsle ilgili gerçekten hassas olmalarını diliyorum. Yani panik olmayalım ama bilimsel çevrelerin dedikleri şeylere uyalım. Hiçbir şeyi hafife almaya gerek yok. Hafife aldığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Gerçekten el hijyenimize dikkat edelim. Gerçekten toplumsal kurallara dikkat edelim. Gerçekten bakanlığın açıkladığı kurallar çerçevesinde, yani bunlar tecrübelerle ortaya çıkan kurallardır. Bunlara uyalım. Ben öyle olduğu zaman inanın bana belki de dünyada örnek gösteren, koronayla mücadele eden ülke arasına gireceğimizi, hatta ilk beşe bile gireceğimizi düşünüyorum. Halkımız bu konuda duyarlılara çağırıyorum. Tekrar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tüm hekim camiasının, tüm sağlık çalışanları arkadaşlarının bayramını kutluyor. Sağlıkla, mutlulukla, güzellikle meslek hayatı diliyorum.